Tonguç Ana Haber Bülteni'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir aylık bir süre geçti ve bizler sizleri gerçekten çok özledik. O zaman vakit kaybetmeden haber başlıklarına bir bakalım. Yeni yıl tatili başlıyor. Ders çalışırken 38 kilo alan Berksan. Hocalara geldik Bursa çalışı. Aydın'da okula kartlı giriş. Avustralya'daki yangın ve tezgahta sınav hazırlığı yapan Furkan'ı izleyeceğiz. Ayrıca haftanın konuğu Instagram fenomeni Barbaros Dikmen. Şimdi Tonguç Haber Bülteni'nde. İkinci hazırlar sona erdi. Artık 15 tatil için günleri hatta saatleri sayıyoruz. 2019-2020 eğitim yılı sömestr tatili cuma günü başlıyor. Öğrenciler ilk dönemdeki onlarca ders yazılı sonrası derin bir nefes alacak. Tatilde dinlenmeyi ve ilk dönem eksiklerini kapatmayı hedefleyen öğrenciler 3 Şubat pazartesi günü ders başı yapacak. Ders çalışırken bir şeyler atıştırmayı hepimiz çok seviyoruz. Fakat bu olayı abartan Berksan arkadaşımız bakın ilk dönem kaç kilo aldı? Özel haberimiz. Merhaba, ben Berksan. 17 yaşındayım. Mağdurum. İlk dönem başında, yani sınavlar başlamadan önce hiçbir problemim yoktu. 72-73 kilo arasındaydım. Okulda insanların hayranlıkla baktığı bir insandım. Aç karnına tartıldığımda 110 kilo ya denk geliyorum. Kaşla göz arasında 38 kilo aldım. Ben kaşla göz arasında 38 kilo aldım. Yani hocalar ödev veriyor ve sürekli ödev yapmak zorunda kalıyorum. O sırada da yemek yemeden yapamıyorum. Yani o kadar güzel bir şey haline geldi ki benim için artık kendimi durduramıyorum. Beni bitiren matematik oldu. Beni bitiren matematik sınavı oldu. Ben matematik sınavına 2 gece çok yoğun çalıştım. Ve o gecede 8 kilo aldım. Ondan sonra yani o sınavdan 90 bekliyordum ve sınavdan beklediğimin çok altında bir not aldım. Onun üzüncüğüyle bir başladım yemeğe, o da bana bir 7 kiloya mal oldu. Yani bir matematik sınavı bana 15 kiloya mal oldu. Yetkililerden yardım istiyorum. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bence yazılıların kaldırılması gerekiyor. Hadi ben bu önümüzdeki tatil dönemini kilo almadan geçirdim diyelim. Ya ama bunun daha ikinci dönemi var. Ben bir 38 kilo daha alamam. Ya bunun sonucunda bence yazılılar kaldırılmalı. Berksan sanki yazılılardan kurtulmak için yemek işini biraz bahane ediyor gibi geldi bana ama siz ne düşünüyorsunuz bunu yorumlara yazabilirsiniz. Türkiye'nin önemli eğitim kanallarından bir tanesi Hocalara Geldik büyük bir açılış gerçekleştirdi. Onu izleyelim. Hocalara Geldik YouTube kanalının yeni eğitim projesinin ilk ayağı olan Bursa Osman Gazi Başarı Merkezi açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle düzenlenen YKS'nin Sırları organizasyonuna çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Üniversite hazırlık sürecindeki öğrencilere hizmet verecek Başarı Merkezi YouTube destekli bir eğitim olanağı sağlıyor. Başarı Merkezimizi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni gerçekten tebrik etmek lazım. Çok güzel bir organizasyon hazırlamışlar. Öğrencilerle burada buluştuk. Nedir? TYT'de, YKS'de nelerle karşılaşacaklar? Neler onları bekliyor? Tamam, bir sınav hazırlık sürecindeler, az çok konuyu tecrübe ettiler ama o sınav atmosferi çok daha farklı. Dolayısıyla bazı yapabilecekleri klasik hatalar var. Bizler de bu noktada kendilerini uyar. Güzel, verimli bir gün geçirdik onlarla beraber. Tonguç Haber'in bu bölümünün konuğu Barbaros Dikmen. Instagram'dan yakından takip ettiğiniz. Hoş geldin Barbaros. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Instagram nasıl gidiyor? Sosyal medya nasıl gidiyor? Abi çok güzel gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Hmm. Hayat artık sosyal medyada. Hmm. Ayak uydurmaya çalışıyoruz sürekli. Ne sıklıkla Instagram'da video paylaşıyorsun? Abi her hafta atmaya çalışıyorum. Bir tane en az. Bazen iki tane. 2 milyona yakında takipçi evet, var. Yetişebiliyor musun ilgiye? Mesela DM'lere bakıyor musun? Bakmıyorum. Hiç kimseyi okumuyorum. DM'leri okuyamıyorsun. Çok bayağı geliyor. Özellikle video atınca çok fazla geliyor. Hı-hı. Aslında sen kimya mezunusun. Aynen. Yani bir oyuncuya göre genellikle işte sinema, televizyon okurlar, görsel sanatlar okurlar. Fakat sen bir sayısalcı olarak nasıl oyuncu oldun? Ya ben üniversitede tiyatro yaptık. Kocaeli Üniversitesi'nde okudum. Orada tiyatro kulübünü kurduk. Bir sürü oyun sergiledik yurt içinde, yurt dışında. Hatta 4 yıllık fakülteyi 8 yılda bitirdim. Artık ailem dedi ki tıp mı okuyorsun oğlum sen falan yapmışlardı böyle. Arkadaşlarımızın sana çok fazla sorusu var. Onları yönlendireyim ben sırasıyla. Tamam. Ecem Türksoy demiş ki dersleri ortaokulda iyi miydi ve komedyenliğe nasıl başladı? Derslerim ilkokulda çok iyiydi. Ortaokulda iyiydi. Hı hı.
Lisede birazcık kötüydü. Lisede yukarı bize... çıktıkça dersler aşağı mı indi? Aynen. Yani iyiydi ama genelde başarılı bir öğrenciydim yani. Ders çalışıyordum. Komiktik ya. Hep küçüklükten beri anlarsın yani bu çocuk bir şey olacak falan diye. Var ya komiklik var hep böyle. Arkadaş arasında böyle aranılırsın falan. Böyle espri yapılsın falan filan diye. İmkan o zamanlar böyle yoktu. Sosyal medya bu kadar aktif değildi. Sonra ortaya çıktı işte. Kartallı Kız 1903 kopya çekerken yakalandı mı? Ailesinin tepkisi neydi? Ya bir gün kimya sınavı var. Allah'ım yarabbim. Neyse ben güzel kopya yazardım. Şöyle küçücük kağıtta bütün kitabı geçirmiştim böyle. Yaklaşık bir 100 satır falan vardı. Şuraya koydum. Gömleğimin cebine itinayla. Bizim de kimya hocamız vardı Fevziye Hanım. Şöyle yaptı. Ben şimdi buradayım. Dedim ki geliyorum yanında oturacağım falan. Fevziye Hoca da böyle insanların yerlerinde falan oturtmaya çalışıyor. Bana böyle yaptı bir anda. Arkasındayım böyle yaptı. Çekti ve aldı. Böyle kaldım. Böyle yaptı. Geç dedi öğretmenler masasına otur. Öğretmen masası. Ya nasıl hissettim o kopyayı orada. Arkadaşlarımız da hep güzel şeyler, eğitimle alakalı şeyler merak etmişler. Okuldan kaçtı mı diye sormuş bir arkadaşımız. Okuldan kaçmıyordum ya. Bir iki defa yani öyle bir şeyler gezmek için bir yere gidiyordum ama kaçmazdım ya. Korkuyordum ya okuldan kaçmaktan. Gaça Akça isimli arkadaşımız Barbaros Dikmen'in en komik anısını öğrenmek istiyorum demiş. Güzel. Bir kere bir tane video çekiyorduk. Videoda balık vardı. Arkadaşın ofisindeydik. Onda da böyle dondurulmuş balık falan seviyordu balıklı. Böylece de balığı aldık işte şöyle 3 tane. Çektik videomuzu falan. Sonra balığı masada çekmeceye koyduk ama devam ettik falan. Abi o balık orada kalmış. Abi kokuyor. Ertesi gün kokuyor. Çocuk bizi arıyor. Temizlikçi çağırıyor. Temizletiyor. Geçmiyor. Kokuyor. Çocuk dedi ki en sonunda ben de ofisten taşınıyorum. O kadar. Ofisten taşınırken eşyaların çekmecenin içerisinde balık çıktı. Ve kokuyu yapan balıkmış. Adam bütün eşyaları boşalttı sonra tekrar geri yükledi falan. O balığı orada unutmuştu. Ne balıkmış, ne balıkmış. Yiğit Ayhan küçükken matematiği kaçtı? Küçükken matematiğim ilkokulda çok iyiydi, ortaokulda çok iyiydi. Yine sonra aşağıda. Lisede bir sıkıntı var. Ya şöyle ben üniversite hazırlanırken 2 sene girdim ben üniversite sınavına. İlk sene kazanamadım. İlk sene 44 tane matematik sorusundan 1.75 net yapmıştım. 2 bile değil. Hayır değil. Var olanları da götürmüş zaten 2-3 tane doğru. Daha sonra tabii kazanamadım falan. Ondan sonra bir daha hazırlandım. Tekrar 44 soru çıktı. 44 net yaptım. 44'te 44. Evet. Yani şöyle yaptım. Tak 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 tak. Verdim çıktım. Dedim ki bunların hepsi doğru. Gerçekten hepsi doğru çıktı. Süper. Yani matematiği mesela anlamıyorlar falan ya böyle. Ben de şimdi de konuşuyorum. Arkadaşlarla falan yapamıyoruz. Kafa almıyor falan diyor. Gerçekten öyle bir şey yok. Yani birisi bana ilk mesela ilk girdiğim sene matematikle alakalı demiş olsaydı ki sen full çekeceksin. Ya aklım anlamıyordum yani matematik. Geometri, matematik yani midem bulanıyor artık. Böyle kitaplara bakıyorum canım sıkılıyor falan. Full çektim. Yani istediğimi yaptım demek. Nasıl full çektim? Ben dedim bunu gerçekten başaracağım. Yani ilk dersten matematik öyle bir şey ki zincirleme yani. İlk konuyla ikinci konuyla üçüncü konuyla dördüncü konu. Anlaya anlaya gittiğin zaman zaten bir süre sonra keyif almaya başlıyorsun. O böyle geometri soruları falan sana böyle bulmaca gibi geliyor. Tak burası 30'sa burası 40'tır bilmem böyle yapmaya başlıyorsun ve inanılmaz zevkli oluyor. Artık otobüste falan matematik sorusu düşürtme bulmaca gibi çözüyordum yani. Sadece kopmamak lazım. Bir konuda koptuğun anda gerisi gidiyor. Domino gibi tık diye yıkılıyor yani. Bence bir sosyal medya fenomeni olarak aslında dışarıdan göründüğünün çok aksine gayet eğitimine önem veren, okuluna önem veren bir de öğrenciymişsin. O açıdan da çok mutlu olduk. Son olarak ilerleyen zamanlarda böyle bir proje var mı ya da sıradaki videonla ilgili arkadaşlara böyle bir... Tüyo mu? Tüyo. İki tane film girecek şimdi. Bir tanesi Malazgirt 1071. Orada küçük bir rolüm var. Bir de Sabit Kancı 3 girecek. Orada da güzel bir rolüm var. O da Şubat ayının sonunda Mart'ın 6'sına doğru girecek. O iki tanesi geliyor. YouTube, artık YouTube ben de açmak istiyorum. YouTube kanalı açacağım. Ondan hatta, sonra da bir de seni YouTube'da hatta izleyeyim. Şu an açtım. Siz bunu izlerken ben açmış olacağım. YouTube'a da gireceğim çünkü YouTube şey... girmem lazım yani YouTube. Her yerde varsın aslında. Arkadaşlar evet. Seni tanıyor evet. Fakat YouTube'da da olsan gerçekten çok daha keyifli olabilir. Açıyordum işte 6 ay önce 2 film birden geldi. 3 film geldi. Onların setleri metleri derken yine 4-5 ay geçti ama şu an açtım. Geldiğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Çok rica memnun olduk seni tanıdığımız için. De. Biz haber bültenimize Aydın'da bir lisede güvenlik önlemlerinin arttırılışını ve turnikelerden geçiş sistemiyle okula girilişi izleyeceğiz. Hep beraber izliyoruz. İzleyelim. Nerede? Orada bir yerde. Nazilli Menderes Anadolu Sesi'nde öğrenciler okula kart okutarak giriş yapıyor. Sistem sayesinde ailelerin isteği doğrultusunda okula giriş ve çıkış esnasında velilere anlık olarak bilgilendirme mesajı iletiliyor.
Okul idaresi bu uygulamayla okul güvenliğini artırırken öğrencilerin yaptığı devamsızlıkları da en aza indirgemeyi başardı. Maalesef Avustralya'daki büyük yangın durmak bilmiyor. Şimdiye kadar yaklaşık 11 milyon futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü ve yüz binlerce hayvan telef oldu. Bireysel olarak bizler üzerimize düşen önlemleri almadığımız sürece ve küresel ısınmaya karşı bilinçlenmediğimiz sürece maalesef oksijen kaynaklarımız yok olmaya devam edecek. Umuyoruz ki Avustralya'daki yangın daha fazla doğaya ve canlıya zarar vermeden bir an önce son bulur. Bültenimizin sonuna gelirken hepimizi örnek oluşturabilecek azimli bir öğrenci arkadaşımızla veda edelim. Furkan Bilgin lise son sınıf öğrencisi, Diyarbakır'da yaşayan bir genç. Geçim kaynakları olan Kuruyemiş tezgahında babasına yardım eden Furkan, bir yandan da tezgahta ders çalışarak üniversite sınavına hazırlanıyor. Gösterdiği çabayla herkese örnek olan öğrenci, hayali olan üniversiteyi kazanarak fedakarlığının karşılığını alma niyetinde. Lise 4'e gidiyorum. Babama yardım ediyorum. Okuldan sonra işte ona yardım ediyorum. Hem dersime çalışıyorum hem ona yardım ediyorum. Buraya geldiğim zaman işte vaktimi böyle değerlendiriyorum. Ders çalışıyorum işte. Üniversite hazırlanıyorum. İlerideki hedefim işte resim öğretmenliğini okumak. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik arkadaşlar. Önümüzde çok güzel bir yarı yıl tatili var. Hem dinlenelim hem de eksiklerimizi kapayalım. Sonrasında Şubat ayında Tonguç Haber Bülteni'nde tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.